Herkese merhaba. Arkadaşlar sizler kanalımızda sahte Rolex nasıl anlaşılır diye sordunuz. Bizler de bu bölümde sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii maalesef Rolex'in replikası dünya çapında en çok yapılan replikalardan. Marka çünkü gerçekten de ikonik modeller üretiyor. Şunu çok net söyleyebilirim. Gerçekten de bu saatlerin replikasını üretenler gün geçtikçe daha çok ürettikleri için devamlı pratik yapmaktalar. Pratik yaptıkça da tabii en iyiye, yani orijinale her gün biraz daha yaklaşmaktalar maalesef. Bu ayrımı yapabilmek kolay olmayabilir. Ama şunu da söylemek durumundayım. Her Rolex modeli için böyle genel geçer bir kural var diyemem. Çünkü hepsi için farklı farklı özelliklere dikkat edebilirsiniz. Mesela Rolex Daytona'da farklı özelliklere dikkat edebilirken bir Rolex Challenge'de başka özelliklere bakmanız gerekebilir. Size anlatacağım bu kurallar her saat, her replika içinde geçerli olmayabilir. Ben bu videoda sizler için Rolex'in bence en ikonik modeli Submariner'ı seçtim. Dediğim gibi arkadaşlar, size anlatacağım kurallar her replika için geçerli olamayabilir. Size 10 başlıkta nelere dikkat edebileceğinizi anlatacağım. Mesela bu 10'unun 3'ü biz replikada tutabilirken diğeri 4'ü tutabilir. Belki de hatta başka bir gerçekten de çok iyi imitasyon yapılan bir saatte bu size anlatacağım dikkat edebileceğiniz kurallardan biri tutabilir ve bu şekilde replikasını anlayabilirsiniz. O zaman dilerseniz sizler için belirlediğim 10 tane ayırt edici özelliğe geçelim. Arkadaşlar birinci özellik bence hatta saati direkt ele veren bir özellik. O yüzden bu videonun sonuna koyayım diye düşünmüştüm ama ben de sabırsızlanarak hemen ilk maddede paylaşmak istedim. Bu arada saati gerçekten de replik olup olmadığını ayırt edebileceğiniz en önemli yer neresi? Mekanizması. Tabii mekanizmasını açmadan da bakıp kontrol edebileceğiniz fonksiyoneliteler var. Arkadaşlar Rolex Submariner'da saatinizi kurmak için kurma kolunu kurma pozisyonuna getirdiğinizde ve kurma kolunu ileriye doğru hareket ettirdiğinizde yel kovan her zaman saat yönünde hareket eder. Fakat replikalarda ise bu durum tam tersi durumda. Yani saat yönünde değil de ters yönde hareket ediyor. Bu bence direkt saati zaten ele veren bir durum. Tabii bu her replika içinde geçerli değil. Maalesef bazı replika saatler bu durumu da düzeltebilmiş durumda. Ama ya piyasada bu saatler gerçekten de nadir bulunuyor. Dolayısıyla ilk bakışta bu kontrolü yaparak aslında bu saatin bir replika olup olmadığını bu sayede anlayabilirsiniz. Dilerseniz videomuza da Rolex saatin orijinal versiyonu nasıl kurulduğunu, daha sonra da replika versiyonunun yel kovanının nasıl hareket ettiğini size hemen gösterelim. Arkadaşlar ikinci belirleyici özelliğimize geçersek de tarih penceresine dikkat edebilirsiniz saatin. Saatin tam 3 yönünde bir tarih penceresi bulunmakta. Bu tarih penceresinin camını dikkat ederseniz çok farklı, biraz bombeli olduğunu da göreceksiniz. Buradaki bombenin amacı aslında tarihi size daha büyük rakamlarla gösterebilmek. Orijinal bir saatte tarih penceresi burada bulunan rakamları aslında 2,5 katıyla göstermekte. Bu arada bu pencerenin içindeki rakamlara da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Rakamlar düzgün eğer yazılmıyormuşsa burada size aslında bir ipucu veriyor olabilir. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylemedim ama Rolex'in orijinal olmasının anlayabileceğiniz en önemli nokta Rolex arkadaşlar gerçekten mikro seviyede mükemmel saatler üretiyor. Çünkü gerçekten de lüks bir saat sunuyor. Tabii bu saatler hatasız olmak zorunda. Ben de bir saatin replika olup olmadığını hata arayarak ya da mikro hatalar arayarak bulabiliyorum. Tabii bazı detaylar hemen ilk göze bakmaz yansımayabiliyor. Çünkü belki de lupla bakmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi size nacizane benim belirlediğim bu özellikleri anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu Cyclops yani tarih penceresindeki özelliği de anlattıktan sonra
üçüncü belirleyici özelliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Saatin, Rolex saatlerinin tam altı yönünde camının orada böyle küçük, çok minik bir hologram tarzında aslında Rolex'in logosu bulunmakta. Bunu bu arada gözünüzde çok net bir şekilde hemen seçemeyebilirsiniz. Bazen de böyle ışığa tutarak böyle yansımasına bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten de mikro boyutlarda fark edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar gerçeğinde bu hologram şeklindeki logo camın içine işleniyor. Ama replikasında da genelde bunu beceremiyorlar ve de camın hemen arkasına oyma şeklinde yapıyorlar. Her saatte bu bulunamayabilir. Ama olsa bile bir loop'la baktığınız takdirde buradaki logonun gerçekten düzgün olup olmamasından, yani şeklinin düzgün olup olmamasından bu saatin replik olup olmadığını çıkarabilirsiniz. Çok farklı bir özellik. Dediğim gibi çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Hemen gözünüze çarpmayabilir. Dördüncü özellik arkadaşlar. Rolex saatlerinin tokasında da gene Rolex markasının logosu bulunmakta. Bir şekilde replika yapan markalar bu logoyu tam mükemmel yakın beceremiyorlar, yapamıyorlar. Buradaki logo ve logonun bu kral tacının üstündeki bu daire şeklindeki kesimler hakikaten daire şeklinde olmalı, yani bombeli bir şekilde olmalı. Böyle düz kesimse direkt zaten aslında o şekli verememişler demek anlamına geliyor. Buradan anlayabilirsiniz. Bir diğer anlayabileceğiniz ibare ise, yani 5. maddemiz ise, Rolex'in kadranın üzerinde gene Rolex'in kendi logosu. Bu logosu dediğim gibi belki bir loop'la baktığınız takdirde çok daha detaylı görebilirsiniz. Gerçekten de hatasız olması gerekiyor. Gene aslında belirli bir katmanı olması gerekiyor. Eğer dümdüz bir kesimse bu saati replik olduğunu ele veren bir özellik olabilir. Arkadaşlar 6. maddemiz. Ben tabii de ilk başlarda Rolex'i çok da incelemeden önce çok da dikkat etmediğim bir özellikti ama bu inner bezel dedikleri, yani bu bezel kısmının içinde, yani kadranın bulunduğu bölümünün hemen üzerinde bir tane ring gibi bir kısım var. Bu kısımda arkadaşlar işlemeler var, yani oymalar var. Buradaki oymalarda Rolex yazmakta. Bu Rolex yazısı marka Rolex yazısını lazerle oyarak yapıyor. Replikalarda ise bu bazen boyanarak yapıldığı için kendini ele veriyor olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Aslında en büyük başka ele veren özellik ise çok farklı bir özellik. Bu Rolex yazısını arkadaşlar dizilişi, yani yan yana gelişi. Bu arada Rolex yazısının X harfi her zaman indekslere, yani indeksin ortasına gelmesi gerekiyor. Bu yalnız sadece saatin 0 ile 6 dilimi arasında geçerli. Yani 12 ile 6 dilimi arasındayken Rolex yazısının X harfleri indekslere denk gelmeli. 6'dan sonra ise Rolex'in R yazısı indekslere denk geliyor. Buradan gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yani çünkü replika yapan markalar bunu çok mükemmel bir şekilde oyamadıkları için bu dizilişi, bu mükemmel dizilişi aslında tam oturtamayabilirler. O yüzden ele veriyorlar. Aslında bu saatte de öyle bir durum var. Ben size yakın çekimde göstereceğim. Yedinci özellikle arkadaşlar, indekslerden bahsetmişken, gördüğünüz gibi saatimizde Superluminova özelliği bulunmakta. İndeksleri de bu özellikleri yansıtmakta. Tabi kare ve yuvarlak şekilde burada görüyorsunuz. Bunlar tam oturmamışsa, eğer kaymışsa direkt zaten yanlış olduğunu, yani replik olduğunu çıkarabilirsiniz. Çünkü Rolex böyle hatalar yapmaz. 8. madde arkadaşlar. Rolex gerçekten de çok özel bir çelik kullanıyor. Replikalarında pek bunu göremeyebilirsiniz. Hatta çoğu kişi için mesela benim anlattığım 1. ve 2. madde Rolex'in ayırt edici özelliği bilir ama ben tabii fuarlarda da tanıtımlarda da inceleme fırsatı olduğum için aslında Rolex saatinin
hemen bir bakışta, hatta bunu bana gönderen arkadaşım bu saat sence gerçek mi dediğinde ilk baktığım şey saatin çeliğinin rengiydi, tonuydu. Eğer matsa ve de bezeli size böyle parlak bir görüntü sunmuyorsa replik olmasına şüphe edebilirsiniz. Tabii bunu bu özelliği ya da bu bakışı hemen kazanamayabilirsiniz. Gerçek bir Rolex ile kıyasladığınızda çok net bir şekilde aradaki tonaj farklılıklarını anlayabilirsiniz. Tabii artık bunu da çok iyi bir şekilde replike edebiliyorlar. Yani güzel paslanmaz çelikler kullanabiliyorlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, 9. maddemize geldik bu arada. Saatin bezeli. Rolex'in orijinal versiyonunda bezeli çevirdiğinizde şurası hareket ettiğinde gerçekten de tırırt tırırt diye böyle hoş bir ses çıkarmakta. Replikalarında ise bu bezeli çevirirken bazen zorlanmalar yaşayabilirsiniz ya da tam tersi yönünde çok rahat bir şekilde çeviriyorsa ve de sesi çok tiz gelmiyorsa sıkıntı var demektir. Ona dikkat edebilirsiniz. Ayrıca bezelindeki rakamlar eğer boya ise ya da boyalar taşıyor ise buradan da gene bu saatin replik olduğunu çıkarabilirsiniz. Mesela bu saatte de gene öyle bir durum mevcut. Aynı şekilde kadrandaki yazılar arkadaşlar, yazının tonajları, yazılara dikkatlice baktığınızda eğer harflerde fazla uzama, boyama, yani son maddemizden bahsediyorum, boyalarda bir farklılık varsa ya da atıyorum bir E harfi çok nizamiyken diğeri ondan çok farklıysa zaten kendini ele vermekte. Benim sizler için belirlediğim özellikler bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada arkadaşlar size şimdi yakın çekimde göstereceğim. Eğer videoyu gerçekten faydalı bulduysanız lütfen like etmeyi de unutmayın. Tabii kanalımıza da abone olduğunuzu umuyorum. Bir sonraki videomuz için de lütfen bizim incelememizi istediğiniz saati de paylaşırsanız seviniriz. Bu bölümü sizin seçtiğiniz bir konu üzerine yaptık. Gene sizlerin seçtiği konular üzerinde sizlere bu tarz videolar hazırlamak istiyoruz. Dilerseniz bu saatin yakın çekim incelemesine artık geçebiliriz. Arkadaşlar bu mesela benim bir arkadaşımın bana gönderdiği bir replika Rolex saat. Bu arada bu saat gerçekten de başarılı bir replika bence. Evet, şimdi bakalım hemen inceleyelim. Ne demiştik videonun başında? Saatin kurma kolunu, yani saati kurmak için set ettiğimiz pozisyondayken ileriye ittiğimiz takdirde orijinal olanın ne yapması gerekiyordu? Saat yönünde, yani bu yönde hareket etmesi gerekiyordu yer kovanın. Bu saatte gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ters yönde hareket ediyor. Yani bu saatin aslında daha kafadan replika olduğunu bu sayede anlayabilirsiniz. Benim için ikinci ayırt edici özelliği ise şuradaki bezelinin üzerinde bulunan üçgenin çok nizami olmamasıydı. Dikkat ettiğiniz gibi hafif bir kayma var. Bilmiyorum şu an kamerada görebiliyor musunuz ama şöyle dümdüz gelmiyor. Rolex buna hayatta izin vermez. Bu arada bezelinden bahsetmişken dediğim gibi çevirirken rahat bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Burada hafif bir zorlanma yaşıyorum. Ayrıca tırırt diye bir ses gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi burada çok az bir ses geliyor diyebilirim. Onun dışında süper luminova özelliği falan gerçekten de yerinde gördüğünüz gibi. Ve indekslerin üzerindeki süper luminova özelliklerinde de bir sıkıntı yok. Yazıda da çok belirgin bir problem yok. Tokasına bakalım. Tokası da keza aslında güzel yapılmış şekilde diyebilirim. Biraz çeliği mat. Onun dışında tabii bu saati siz göremiyorsunuz şu anda. Size videonun başında da söylemiştim. Bu saatin iç bezelinde Rolex yazısı geçmekte. Aslında bu ilk Rolex yazısı gerçekten de Rolex yazısının X kısmı
Bu indekse denk gelebilmiş ama burada X indeksi tutturamamış. Yani bir kayma olmuş. Olmaması gerekiyordu. Aslında tarih penceresi de bu arada fena değil ama yeteri kadar büyüttüğünü söyleyemem. Bu arada içerideki rakamları da tek tek ben baktım. Rakamlar da çok düzgün gözüküyor. Yani gerçekten de ayırt edilmesi kolay olmayabilir. Bir de bu arada dediğim gibi her modelde farklı şekilde görebilirsiniz bu özelliği. Bu saati mesela GMT ibresinin yeşili. Tam yeşil değil, böyle etrafında hafif beyazlıklar da var. O da göze batan bir özellikti. Buradan da ayırt edebilmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bay bay.